Sabah Haber'den haftanın son iş gününden mutlu sabahlar, günaydınlar sayın seyirciler. Bugün takvim yaprakları 30 Temmuz Cuma gününü gösteriyor ve bugün yaklaşık yine 2 saat boyunca hem iç ve dış gelişmeler ve hem de gazete manşetleriyle sizlerle birlikte olmaya ve tüm güncel haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Yayınımızı sadece televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız YouTube ve Facebook üzerinden ve yine 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından da takip edebileceksiniz dilerseniz ve yeniden gününüz aydın olsun diyelim sizlere ve günün getirdikleriyle Sabah Haber'e başlayalım. Ve 30 Temmuz gündemine bakalım. Bugün YODAK'la Türkiye'deki Yükseköğretim Kalite Kurulu arasında bir protokol imzalanacak. Söz konusu protokol YODAK binasında saat 10'da imzalanacak. Ve bir diğer gündem maddesi ise şu şekilde sevgili izleyenler. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ile Genç İş Adamları Derneği 10-13 saatleri arasında ortak B2B toplantısı gerçekleştirecek. Ve Sabah Haber'de sırada gazete manşetleri var. Kıbrıs Türk basınında bugün gazete manşetlerinde hangi haberler yansıdı ön sayfalara, hep birlikte bakalım dilerseniz. Ve Güneş Gazetesi ile başlayacağız bugün haberlerini irdelemeye. Güneş Gazetesi, Maraş Birleşmiş Milletler'e devredilemez başlığıyla bugün manşet haberini ön sayfasına çekti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Anadolu Ajansı'nın Kıbrıs konusunda... Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı'nın Kıbrıs konusundaki sorularını yanıtladı diyor gazete ve Oktay'ın Maraş'la ilgili yapmış olduğu açıklamada bu kapsamda başlığa çekilmiş oldu. Oktay, Maraş Birleşmiş Milletler'e devredilemez dedi. Detaylarına bakalım hemen. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği adada çözüme hayır diyen Rum kesmini bünyesini alarak gönüllü ve bilinçli bir şekilde çözümsüzlüğün tarafı olmuştur diye konuştu. Oktay'ın Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamalarla devam edeceğiz detaylı bir şekilde. Gazete paylaştı bu açıklamaları. Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağı olduğunu ve aşama aşama hayat bulma sürecinin de adadaki herkese olduğu kadar bölgeye de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Ancak Avrupa Birliği ne yazık ki iki egemen devletli çözüm konusunda olduğu gibi Maraş konusunda da gerçeklere ve ortak iyiye sırtını dönmüştür dedi. Ve şöyle sürdürdü sözlerini diyor gazete. Biz Avrupa Birliği'nin bugüne kadar Akdeniz'de, Ege'de yaşanan dramlara, insani krizlere yönelik derin endişe duyduğunu ya da Avrupa'nın dört bir yanında tırmanışa geçen ırkçılık ve İslam karşıtlığına asla dediğini işitmedik. Ancak konu Kıbrıs Türk halkının eşit haklarına, hakkaniyet ve egemenliğine gelince gayet pervasız ve duyarsızca konuşabiliyorlar dedi Fuat Oktay. Avrupa Birliği'ne yönelik yapmış olduğu eleştirilerde Rum kesimi ve Yunanistan bugüne kadar verdikleri tüm sözlerden dönmelerine, masadan kaçmalarına, anlaşmaları ihlal etmelerine ve Türk toplumunu yok sayan türlü şımarıklıklarına rağmen her defasında ödüllendirilmiş, Kıbrıs Türk'ü ise bedel ödemiştir dedi Fuat Oktay. Ne derin endişeler ne üstü kapalı tehditler Türkiye'yi Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaktan alıkoyamayacaktır. Herkes bilmelidir ki artık geriye dönüş yoktur dedi Fuat Oktay. Fuat Oktay'ın açıklamalarını kapsamlı şekilde iç sayfalardan da takip etme şansı bulacaksınız Güneş Gazetesi'nde. O zaman sürmanşete geldik. Sürmanşette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarına bakacağız. Tatar, Maraş özel mülkiyet hakkına ters düşmeden yerleşime açılacak dedi. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Maraş konusundaki açıklamalarına bakacağız şimdi. Kapalı Maraş konusunda Türkiye'nin desteğini de alarak uluslararası hukuka ters düşmeden
duyarlılıklarının sonuna kadar süreceğini belirtti. Tatar, özel mülkiyet hakkına ters düşmeden Maraş yerleşimi açılacak, mağduriyetlerin giderilmesi adına eski mülkiyet sahipleri taşınmaz mal komisyonuna başvuru yapabilecek dedi Cumhurbaşkanı. Maraş'ı insanlığa açtıklarını da kaydeden Tatar, siyasetlerinin ise tutarlı olduğunu söyledi. Aktarılanlara göre Türkiye ile son iki yıldır tam bir istişare ve çok tutarlı bir tutum içinde olduklarını da belirtmiş oldu. Kapalı Maraş'la ilgili atılacak adımlarda Türkiye'nin de desteğiyle birlikte hareket ettiklerini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar. Ve logo kenarına doğru ilerliyoruz. Logo kenarında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Türkiye Dışişleri Bakanlığı diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızasının alınmaması kural ve ilkelere aykırı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonunun görev süresinin uzatılmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızasının alınmamasının Birleşmiş Milletler'in kendi kural ve ilkelerine aykırıdır dedi bakanlık bu kapsamda. Ve yine devam ediyoruz diğer haberlerle. İzolasyonlara karşı yürütülen çabanın toplumsal bir mücadele olduğu başlığıyla bir diğer habere geçtik. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Detaylar iç sayfada olacak. Yine Karaağaç'ta Şehit Cengiz Ratip büstüyle çini, seramik ve taş oyma atölyesinin açılışı gerçekleşti. Esentepe Belediyesi ile Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı TİKA işbirliğinde hayata geçirilen Karaağaç Çini, Seramik ve Taş Oyma Atölyesi ile aslen Baf Karaağaçlı olan ve 64 yılında şehit edilen Türk Cemaat Meclisi üyesi ilk ve tek parlamenter şehit Cengiz Ratip'in büstünün açılışı da gerçekleşti aynı zamanda. Ve son haber, yangınlara karşı tedbirler artırıldı başlığıyla aktaracağız bu haberi. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yangınlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Karzaoğlu, yangın olasılığının çok yüksek olması ve rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğine dikkat çekti konuşmasında. Türkiye'deki yangınlardan dolayı rüzgarın etkisiyle ülkemize ulaşan dumanların ne kadar ciddi bir durumda olduğumuzu anlamamıza yardımcı olacaktır ifadesini kullanmış oldu. Karzaoğlu, Orman Dairesi'nin tüm personeliyle gerekli yangın tedbirlerini aldığını ve teyakkuz durumunda olduğunu da belirtti. Özellikle Türkiye'deki yangınla ilgili olarak ülkemizde de ciddi bir durumda olduğunu ifade etti Karzaoğlu. Ve Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz efendim. Şimdi Vatan Gazetesi'ne bakacağız. İçimiz yanıyor, geçmiş olsun Türkiye başlığıyla bugün Vatan Gazetesi manşet haberini paylaştı ön sayfasından. Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz günden itibaren 4 ayrı bölgede çıkan yangınlarda çokça hasar ve zarar meydana geldi Manavgat bölgesinde ve bu konuyla ilgili olarak da Vatan Gazetesi'nin manşet haberini paylaştığını görüyoruz. Yine birçok noktada, Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor aslında. Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya'nın ardından Muğla'nın Marmaris ilçesiyle Aydın Didim'den de alevler yükseldiği bilgisi paylaşılıyor Vatan Gazetesi'nin manşet haberinde. Muğla'da Bodrum sınırlarına yakın Güvercinlik'te ormanlık alanda bir yangın çıktı ve bu yangın otele de sıçradı deniliyor. Otelin tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardındansa akşam saatlerinde yangın kontrol altına alınabildi. Antalya'daki yangındaysa üzücü bir şekilde 3 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Yangının üzücü bir getirisi olarak Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişinin de kurtarıldığı bilgisi var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek şu ana kadar 34 mahallenin yangından etkilendiğini açıkladı Antalya'da. Mersin Silifke'deki yangın nedeniyle de Antalya Karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı bilgisi yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan eş zamanlı orman yangınları
üzücü bir duruma sebebiyet veriyor şu anda Türkiye'de ve sürmanşete doğru ilerledik. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Maraş'la ilgili açıklaması tekrardan paylaşalım sizlerle. Maraş'ı insanlığa açtık dedi Cumhurbaşkanı Tatar. Maraş konusunda Türkiye'nin desteğini aldıklarını ve uluslararası hukuka da ters düşmeden duyarlılıklarının sonuna kadar süreceğini belirtti Tatar. Özel mülkiyet hakkına ters düşmeden Maraş yerleşime açılacak ifadesine yer verdi. Ve şimdi güzel bir haberle devam edeceğiz. Vatan Gazetesi logo kenarında 3 donörün 3 hastaya hayat olduğu haberi başlığa da yansıdı bu ifade. Kemal Saraçoğlu, Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 3 Kıbrıslı Türk'ün daha ilik kök hücre bağışında bulunduğuna ilişkin bir duyuruda bulundu. Vakıftan yapılan açıklamada şu şekilde: İsmet Aşkın, Nezaket Teyarecioğlu ve Havva Deyin Orhun Öz, ilik nakli için bekleyen hastalarına kök hücre bağışında bulundu ve ikinci kez hayata başlayabilmelerine de olanak sağlamış oldu bu kapsamda. Mausa halkı kent müzesi istiyor. Bir grup Mausalı vatandaş Mausa Kent Müzesi kurulması için bir girişim başlattı. Paylaşılan habere göre çeşitli meslek gruplarından kişilerin yer aldığı Mausa Kent Müzesi girişim grubu Mausa Kent Müzesi Derneği adıyla Mausa'nın kent kimliğiyle ileriye taşınması için yapılacak çalışmalara destek verenleri bir çatı altında toplamayı hedefliyor aktarılanlara göre. Yine pandemi ile ilgili son duruma baktığımızda ise üst komitenin açıkladığı yeni kararlar yansıdı bugün Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında. Bar ve klapların kapalı alanlarının kullanıma yasaklandığı ifade ediliyor. Yeni kararlarda bar ve klapların kapalı alanları kullanılmayacak, açık alanlara girişte ise aşı zorunluluğu aranacak. Bu kapsama göre detaylar iç sayfalarda olacak sevgili izleyenler. Bu haberi takip edebilirsiniz. Özellikle pandemide alınan son kararlar ülkemizde önem taşıyor pandeminin kontrol altına alınabilmesi noktasında. Yine ormanlara girişler ve ateş yakmanın yasaklandığı bilgisi var. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzıoğlu'nun açıklamaları bu şekilde: orman yollarına ve ormanlık alanlara dünden itibaren 4 Ağustos Çarşamba gününe kadar girişlerin yasaklandığı bilgisi geldi Cemil Karzıoğlu'ndan. Lefkoşa Araç Kayıt Muayene Şubesi'nin bugün hizmet veremeyeceği bilgisi de yine yer alıyor gazetenin ön sayfasında. Trafik Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı Lefkoşa Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi'nin bazı personelin COVID-19 temaslısı olması nedeniyle bugün hizmet veremeyeceği açıklandı. Ve son olarak da koronavirüs güncel vaka sayılarına bakacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs'ta. Öncelikle Kuzey Kıbrıs'a bakalım. Toplamda 18.045 test yapıldı ülkemizde ve 139 pozitif vakaya rastlanmış oldu. Bu 139 vakanın 112'si ise yerel vaka olarak dikkati çekiyor. Yine Güney Kıbrıs'a baktığımızda ise Güney Kıbrıs'ta yine yüksek ama giderek düşme eğilimi gösteren bir vaka sayısı var güncel olarak. 655 pozitif vaka sayısı tespit edildi Güney Kıbrıs'ta, ancak 4 can kaybı da yaşanmış oldu üzücü bir şekilde. Ve Güney Kıbrıs'taki durum da bu şekildeydi ve Vatan Gazetesi'nin de haberlerini sizlerle paylaşmış olduk. 30 Temmuz gündemine ilişkin ve Detay Gazetesi'ne bakacağız. Şimdi bakalım Detay Gazetesi hangi haberlerle bugün bizleri bilgilendirecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yangın tedbiri dedi Detay Gazetesi. Ormanlara girişlerin yasaklandığı bilgisi de paylaşılmış oldu. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzıoğlu'nun açıklamalarıyla desteklenerek hazırlanmış bir haber. Karzıoğlu, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasaklandığını söyledi ve yine Türkiye'deki yangınlardan dolayı da rüzgarın etkisiyle ülkemize ulaşan dumanların ne kadar ciddi bir durumda olduğumuzu anlamamıza yardımcı olacağına da ilişkin bir uyarıda bulundu. Orman Dairesi tüm personeliyle gerekli yangın tedbirlerini almış ve teyakkuz durumundadır dedi Karzıoğlu. Türkiye'de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde çıkan ve Güney Kıbrıs'ta da 3 ayrı yerde yaşanan orman yangınlarının geniş alanlara yayılmış ve telafisi mümkün olmayan yaralar açtığına da ifade ediliyor. Yine devam ediyoruz. Türkiye'de Ege'de ve Akdeniz'de yangın felaketi başlığıyla yine
Türkiye'de farklı bölgelerde hemen hemen eş zamanlı olarak meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bir haber paylaşıldı. Ve Bakan Pakdemirli'nin açıklaması var. 58 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 38 tanesini kontrol altına aldık dedi. Pakdemirli 183 kişinin bu yangınlardan etkilendiğini ve 15'inin de taburcu olduğunu, Manavgat Devlet Hastanesi'nde entübe 10 kişinin tedbir amaçlı başka hastaneye de sevk edildiğini söyledi. Yine Zahra Sokağı'nın yayalaştırılması yönünde belediye meclisi kararı olmadığıyla ilgili bir açıklama geldi Kanatlı'dan. Detaylar iç sayfalarda olacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden de bir açıklama var. Mausa Belediyesi çalışanlarına 19 aydır ek mesai ücretlerinin ödenmediğini söyledi Cumhuriyetçi Türk Partisi. Ve yine koronavirüs vaka sayılarını da aktaralım. 139 pozitif vakaya rastlanırken ülkemizde 129 kişi de taburcu edilmiş oldu. Yine Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran 3 gönüllü donörün İlik ve kök hücre nakli için bekleyen hastalara kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmelerine olanak sağladıkları ifade ediliyor. Ve bu güzel haberle birlikte de Detay gazetesini sonlandırmış oluyoruz. Detay gazetesinin ardından şimdi Halkın Sesi gazetesine bakacağız. Halkın Sesi gazetesi bugün manşet haberinde acımız ortak dedi. Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili çok geniş bir manşet haberi paylaştı bugün ön sayfasından. Fotoğraflar yer alıyor. Ormanların çıktığı bölgelerle ilgili yine vatandaşlarla ilgili Türkiye'deki fotoğraflar paylaşıldı. Kısaca bakalım acımız ortak başlığıyla paylaşılan habere. Türkiye'nin yüreği yanıyor dedi Halkın Sesi gazetesi. İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 48 saattir yangınlarla mücadele edildiğine ilişkin bir bilgi paylaşılıyor. Alevlerin her yanı sardı, turizm cenneti bölgelerin ise bir cehenneme döndüğü ifade ediliyor. Her köşede feryatların ve yardım çığlıklarının olduğu da paylaşıldı. Bunlar tabii ki üzücü durumlar. Antalya'daki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin de yangın sebebiyle hastanelik olduğuna yer verilirken, yüzlerce hayvanın da can verdiği ve çok sayıda mahallenin yok olduğu, onlarca evin ve binlerce ağacın da küle döndüğü ifade ediliyor sevgili izleyenler. Türkiye'deki yangınların etkisinin ülkemizde de hissedildiğine değindi Halkın Sesi gazetesi. Lefkoşa ile Girne'den Türkiye'deki yangınların dumanı görüldü, bulutlar kırmızı renge büründü, Girne dumanla kaplanırken dün sabahtan beridir bölgeye kül yağdı dedi Halkın Sesi gazetesi. Yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir açıklamasıyla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili olarak özellikle 20 Temmuz'da ülkemize ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haberlerden birisi de buydu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yapımıyla ilgili adım atılacağına işaret etmişti Recep Tayyip Erdoğan. Yine Cumhurbaşkanı Tatar'ın da bu külliye ile ilgili olarak yapmış olduğu bir açıklama var. Ben kendime saray yapmıyorum dedi Tatar. Öncelikle bu açıklamasının başlığa yansıdığını görüyoruz. Benim zaten bir konutum olmayacak. Girne'de evimde yaşayacağım. Saray çocuğu değilim. Her gün mandıradayım dedi Cumhurbaşkanı Tatar yapmış olduğu açıklamada. Ve yine ülke alarm veriyor başlığıyla son habere geçeceğiz Halkın Sesi gazetesinde. Tabipler Birliği'nin açıklaması var. Ülkenin alarm verdiğini söyledi Tabipler Birliği ve birçok bölgenin de kırmızı renk kategorisine geçtiğini vurguladı ülkemizde ve uyarıda da bulundu. Böyle giderse sistem çökecek, can kayıplarında artış yaşanacak dedi Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği vaka sayılarıyla ilgili olarak. Yeni Bakış Gazetesi ile şimdi devam ediyoruz. Yeni Bakış Gazetesi'nin haberlerine bakacağız. Asgari ücretliye hayat pahalılığı ödeneğinin gündemde olduğuna ilişkin bir manşet haberi paylaştı bugün. Yeni Bakış Gazetesi, Hürriyet Genel Sekreteri Ali Yeltekin'in açıklamasıyla bu haber desteklendi. Yeltekin, geçtiğimiz gün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısında ilk defa hayat pahalılığının kamu görevlileriyle birlikte asgari ücretlilere de yansıması için
yasal değişikliğin yapılmasının da görüşüldüğü üzerine bir bilgi paylaşmış olduğu geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için toplanmıştı ve Ali Yeltekin de bu kapsamda asgari ücretliler içinde hayat pahalılığı ödeneğinin gündeme gelmesiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiğinden bahsetmiş oldu. Yine biraz daha kapsamlı açıklayacak olursak bu haberi. Hür iş olarak açlık sınırını 4.128 lira olarak tespit ettiklerini belirtti Hür İş Genel Sekreteri Yeltekin. Ve bununla ilgili olarak da bakanın da açıklama yaptığını, açlık sınırının altına inmemek adına asgari ücretin önümüzdeki haftada belirleneceğini söyledi. Yine Yeltekin asgari ücretlinin cebine girecek paraya iyi bir destek vererek işvereni de farklı yönden koruyarak bir yere varmanın da mümkün olduğuna işaret etti yapmış olduğu konuşmada. Yine devam ediyoruz ön sayfada yer alan diğer haberler neler? Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli'nin açıklaması var. Pazar esnafının durumunu değerlendirdi Yenal Garapli. Dövizin yerinde durmadığını ve hayatımızla dans ettiğini belirtti yapmış olduğu açıklamada. 10 bin sterlin kredi alan bir üreticinin daha önce Türk lirası bazında borcunun 70 bin Türk lirası civarında olduğunu ancak şimdi bu borcun 130 bin Türk lirasına kadar çıktığını ifade etti Garapli. 2 ila 3 senede kapatılacak olan borcun 5 ila 6 seneye çıktığına da değinmiş oldu. Bu şekilde dövizin üreticiler üzerindeki maddi sorunları yarattığı maddi sorunlara yer vermiş oldu. Yine Yeni Bakış gazetesi Türkiye yangınlara teslim başlıklı bir haberde paylaştı bugün. Birçok noktada Türkiye'deki orman yangınlarının devam ettiğini ve bu konuda Türkiye'de bir mücadele verildiğini söyledi. Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya'nın ardından Muğla'nın Marmaris ilçesiyle Aydın, Didim'de de alevlerin yükseldiği bilgisi yer alıyor. Didim'deki yangınlar kontrol altına alındı. Muğla'da Bodrum sınırlarına yakın Güvercinlik'te de ormanlık alanda çıkan yangının bir otele sıçradığı bilgisi de paylaşıldı Yeni Bakış gazetesi tarafından. Ve Avrupa gazetesine geçtik. Avrupa gazetesi dumanı bize kadar geldi başlığını kullandı. Türkiye'deki büyük yangın felaketine işaret ediyor Avrupa gazetesi bugün manşet haberinde çok geniş bir fotoğrafla ön sayfadan yansıdığını görüyoruz. Antalya'daki büyük yangının dumanlarının Kıbrıs'tan da görüldüğünü, Kıbrıs'a kadar ulaştığı bilgisini paylaşıyor Avrupa gazetesi. Çevre Koruma Dairesi'nin yangının ülkemizde bir süre hava kirliliğini de yarattığına yönelik açıklamasına yer verdi. Dün sabah 5'e kadar yüksek seyreden değerlerin ise bu saatten sonra da azalmaya başladığına, düşüşe geçtiğine ilişkinde bir bilgi paylaştı Avrupa gazetesi ve Türkiye'deki yangınlar bugün Avrupa gazetesinin manşeti olarak ön plana çıktı. Sırada Kıbrıs gazetesi var. Kıbrıs gazetesi de ağlıyoruz başlığını kullandı ve tabii ki konu ne? Konu yine Türkiye'deki yangınlar. Geçmiş olsun Türkiye başlığını da koydu bugün Kıbrıs gazetesi ve fotoğraflarda paylaşmış oldu gerek ormanlardan gerek yangın nedeniyle zarar gören ev ve hayvanlarla da ilgili fotoğrafların yer aldığını görebiliyoruz ön sayfadan. Türkiye 7 ilde çıkan 53 ayrı yangınla mücadele ediyor diyor Kıbrıs gazetesi. İlerideki birçok köyünde tahliye edildiğini, evlerin, çiftliklerin, tarım arazilerinin yandığı ve can kayıplarının da yaşandığı bilgisi yer alıyor. Ege ve Akdeniz'den yükselen alevlerin dumanının ise ülkemizde de gökyüzünü sardığı, ülkemizde de aslında yakından hissedildiği bilgisini de paylaşıyor Kıbrıs gazetesi. 3 kişi hayatını kaybetti bilgisi var. 2 gündür orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye'de Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya, Marmaris'le Aydın, Didim'den yükselen alevlerin hepimizin yüreğini yaktığına işaret ediliyor. Yangınların mahalleleri sardığı, evlerin alevlere teslim olduğu ve onlarca köyünde bu kapsamda boşaltıldığı bilgisi var. Antalya'daki yangında 3 kişi hayatını kaybetti ve yangınlar sonucu da en az 200 kişi yaralandı.
Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi ise kurtarıldı. Bodrum sınırlarına yakın Güvercinlik'te ormanlık alanda çıkan bir yangın da otele sıçradı ve otel tek bir amaçlı olarak tahliye edilmiş oldu. Devam ediyoruz. Sürmanşete doğru ilerledik. Sürmanşette Birleşmiş Milletler'in kural ve ilkelerine dahi aykırı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs'taki UNFISAP misyonunun görev süresini, yani Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarından da bu uzatmayla ilgili olarak, bu görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak açıklamalar geldi. Karar alınırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının rıza ve onayının alınmamasına tepki gösterdi her iki ülke bakanlığı da. Yine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletleri de Kıbrıs politikası üzerinden eleştirdi. Avrupa Birliği bilinçli bir şekilde çözümsüzlüğün tarafı oldu dedi Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay. Kahve zam kapıda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük tedarikçisi konumundaki Brezilya'da kahve üretimini don vurduğu ve kahve borsasının da süresiz durdurulduğu bilgisi yer alıyor. Oza Kahve direktörleri yaşanan bu tatsız durumun kahvenin raf ve etiket fiyatına da yansıyacağı görüşünü ortaya koydu sevgili izleyenler. Kahveye bir zam gelebilir. Yine logo kenarıyla devam edeceğiz. Koronavirüs vakalarında hemen her gün yeni rekorlar kırıldığına işaret etti Kıbrıs gazetesi ve yine gazeteye konuşan bazı sağlıkçıların da açıklamalarına yer vererek bir haber paylaşmış oldu bugün. Sağlıkçılar ve uzmanlar tedbir elden bırakmayın çağrısını yineledi Kıbrıs gazetesinde yer alan haber aracılığıyla ve aşılanma sayısının da artırılmadığı takdirde kış mevsiminin daha kötü geçeceği ve semptomların artarak vakaların daha da çoğalacağı uyarısında da bulundu sağlık uzmanları. Bu haber herkes aşı olsun kendini korusun başlığıyla da yansımış oldu. Ve bakalım Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in açıklaması salgın bitmiş gibi hareket ediliyor dedi Bakan Üstel. Yine pandemi hastanesi başhekimi Doktor Erol Uçaner'in açıklaması var. Hastanedeki yataklar dolmaya başladı. Aşılanın dedi Erol Uçaner. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu'nun açıklaması kırmızı kategorisine geçtik denetimi artırın uyarısında bulundu. Dahiliye uzmanı Doktor Sibel Siber aşılı kişiler hastalığı çok ağır geçirmiyor dedi aslında. Aşılanmanın da önemine dikkat çekiliyor tüm bu açıklamalarda. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Adataş gençlerin rahat tavırları aileleri için büyük bir risk dedi ve son olarak da bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun aldığı bazı kararlar da yer alıyor. İngiltere'den gelecek olan aşılı kişilere karantinanın olmayacağı bilgisi de yer alıyor. Kıbrıs gazetesinin ön sayfasında yine takip edebileceğiniz önemli bir haber özellikle ülkemizdeki pandeminin son durumuyla ilgili uzmanların yapmış olduğu açıklamalar ve sağlık üst kurulunun açıklamaları da yine aynı şekilde bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun yapmış olduğu açıklamalar. Açıklamalarda yer alıyor. Yeni Düzen gazetesine geçtik şimdi. Yeni Düzen gazetesinde de bugünün manşet haberi pandemiyle ilgili, aşılanmayla ilgili 3. doz gerekli başlığı kullanıldı. Uzmanların bu konuda hemfikir olduğunu ifade ediyor Yeni Düzen gazetesi. Bakalım detaylar nasıl gelişti? Yeni Düzen gazetesinde hangi perspektiften bize bu haberler sunuldu? Adanın kuzeyinde COVID-19 virüsüne karşı aşılama çalışmalarının devam ettiği ve 17 Temmuz itibarıyla da 3. doz uygulamasının da önünün açıldığı bilgisi yer alıyor. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararı sonucunda 3. doz uygulamasına sağlık çalışanlarından başlandı ve uzmanların bu konudaki görüşleri, yorumları ne oldu? Doktor Bayraktar özellikle Sinovac'tan sonra 3. doz gerekli dedi. Doktor Oytam Sinovac dışındaki aşılar için 3. doz gerekli olmayabilir diye konuştu. Doktor Şanlıdağ 3. dozda Sinovac'ın da BioNTech'in de bağışıklığa etkileri olumlu ve Doktor Tülücü ise artan vakalardan dolayı 3. doz kaçınılmaz ifadesine yer verdi. Ülkemizdeki aşılanma çalışmalarıyla ilgili olarak ve özellikle 3. doz aşılanmalarıyla ilgili
olarak. Yine Türkiye'deki yangınlar da bugün Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasında yer alan bir diğer önemli haber. Fotoğraflar paylaşıldı Yeni Düzen gazetesinde yangınlarla ilgili. Yine yangın sırasında yangınla mücadele eden bazı kişilerin de fotoğraflarını görüyoruz ön sayfada. Türkiye'nin güney kıyı şeridinde büyük yangın, içimiz yandı, geçmiş olsun Türkiye dedi Yeni Düzen gazetesi. Ve bir özel haberle devam edeceğiz. Emek ve iş dünyasının önemli isimlerine asgari ücreti sorduk dedi Yeni Düzen gazetesi. Piyasa ucuzlatılmalı, alım gücü artırılmalı. Bu başlıkla aktarılan bir özel haber, detaylar iç sayfada olacak. Ve yine bir başka özel haber daha. 4 yılda %75 artış kartlara sarıldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre ekonomik krizde son tablo kredi kart borcu 687 milyon 200 bin Türk lirası olarak kayıtlara geçti aktarılanlara göre. Yıldan yıla kredi kartları borcu 2018 Mart'ta 392 milyon 400 bin iken 2019 Mart'ta 452 milyon 900 bin, 2020 Mart'ta 508 milyon 800 bin Türk lirası ve 2021 Mart'ta ise 687 milyon 200 bin Türk lirası olarak kayıtlara geçti kredi kartları borcu. Ve Kıbrıs Türk basınında son gazetemiz Diyalog gazetesi olacak ve Diyalog gazetesiyle yavaş yavaş Kıbrıs Türk basınını noktalayacağız sevgili izleyenler. Herkes zorda başlığıyla bugün Diyalog gazetesi manşet haberini paylaşmış oldu. Bakalım işlerin iyi gitmediğini belirten sanayideki işletmeler geleceğe umutla bakabilmek için etkin önlemlerin alınmasını istiyor dedi gazete. Sanayide moraller bozuk başlığıyla aktarılıyor. Pandemi sonrasında mülk satışları ve inşaatların azalması, ayrıca turizmin dibe vurması nedeniyle de ekonominin ağır darbe yediğini söyleyen sanayiciler, geleceğe umutla bakabilmek için devletin etkin önlemler alması gerektiğini belirtti. Alüminyum ve kaporta boya işletmecileri ise pandemi öncesindeki işlerin yarısını dahi yapamadıklarını belirterek morallerinin bozuk olduğunu ifade ediyor. Detaylar iç sayfalarda olacak. Sanayicilerle ilgili, sanayideki işletmelerle ilgili bir haber paylaşıldı bugün manşetten. Yine Türkiye'deki yangınlarla ilgili olarak da geniş fotoğrafla paylaşılan bir haber paylaşıldı bugün ön sayfada. Manavgat'ta başlayan ve Marmaris'e kadar uzanan yangınların büyük zarara yol açtığı ifade ediliyor gazete tarafından. Üzüntüyle izliyoruz dedi Diyalog gazetesi. Yerinde karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ormanlık alanlarda ve piknik yerlerinde ateş yakılmasını yasakladı. Ormanlarda girişler ve ateş, piknik yerlerinde ateş yakılması önlendi ve böylelikle de orman yangınları, muhtemel yaşanabilecek orman yangınlarının da önü kapatılmaya çalışılıyor. Bu şekilde Türkiye'deki yaşanan yangınların da etkisiyle birlikte. Ve bir adli haber aktaracağız. Son olarak Kuzucuk karıştı başlığıyla bu haberi görüyoruz. Trafik yüzünden başlayan tartışmanın köy meydanında bıçaklı ve sopalı bir hesaplaşmaya dönüştüğü ve biri kadın olmak üzere de iki kişinin yaralandığı bilgisi yer alıyor Diyalog gazetesinin ön sayfasında. Ve Diyalog gazetesiyle birlikte efendim bugün Kıbrıs Türk basınında gazetelerde paylaşılan haberleri, yer alan gelişmeleri, güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ve şimdi sırada öne çıkan haberler var. Ve öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz şimdi sabah habere. Başbakan Ersan Saner, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik getirilmesi projesinin gündeme geldiğini, bu konuda anavatan Türkiye'nin ciddi bir desteği olduğunu ve önümüzdeki 5 yılda önemli gelişmeler yaşanacağını vurguladı. BRT'de katıldığı özel yayında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan, ekonominin önünün açılması için anavatan Türkiye'den gerekli desteğin alındığını da
kaydetti. Saner, maaşların ödenmesi konusunda ise bir sıkıntının olmadığını kaydetti. Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlayacağını da ifade eden Saner, aşılanmanın önemine de işaret etti ve aşılanmayla ülke ekonomisinin önünün açılacağını da belirtti. Başbakan Ersan Saner, BRT'de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Pandemi sürecine değinen Başbakan Saner, vakaların dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada en iyi ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını kaydetti. Aşılanmanın önemini işaret eden Saner, ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığını, şu ana kadar 150 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldığını ve 3. doza geçileceğini söyledi. Aşılanmanın önemi çok büyük. Dünyada henüz 63 ülkede aşı yokken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşıyı bir yana koyalım. Çünkü aşıda herhangi bir sıkıntımız yok. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile 23 Aralık'ta imzaladığımız anlaşma gereği. O gün bize verilen 500 bin doz aşı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ve bunun yanında aşı sorunu yerine insanlarımızın, vatandaşlarımızın aşı seçme şansı da var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Saner, aşılanmayla ülke ekonomisinin önünün de açılacağını belirtti. Eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, aşısını tamamlamayan öğretmenlere aşılarını tamamlama çağrısı yaptı. Saner, Temmuz ayı içerisinde hastaneye 279 pozitif vakanın başvurduğunu ve bunların 188'inin aşısız olduğunu kaydetti. Aşılandırmayı özendirme çalışmaları yapıldığını da anlatan Saner, bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti. Saner, gündemlerinde kapanmanın söz konusu olmadığını da kaydetti. Göreve gelir gelmez Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile önce bir dörtlü protokol imzaladık. Ardından da 2021 yılı ekonomi ve mali işbirliği protokolünü imzaladık. Bugüne kadar da gerek devlet memurlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarının ödenmesi yanında özel sektörümüze de elimizden geldiğince katkılar yaparak bugünlere kadar Allah'a çok şükür ki gelmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bu ay sonu yani yarın tüm maaşlar ödenecektir. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ekonominin önünün açılması için ana vatan Türkiye'den gerekli desteğin alındığını söyleyen Başbakan, ekonomik modeller konusunda da ana vatan Türkiye ile çalışmalar yapıldığını kaydetti. Saner, ana vatan Türkiye'nin 20 Temmuz'da en üst düzeyde temsiliyet gösterdiğini ve bunun onur verici olduğunu söyledi. 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan açılışları anımsatan Saner, Türkiye'nin desteğini hissetmek gerçekten önemli dedi. Saner, Türkiye'nin desteğinin süreceğini de ifade etti. Mecliste geçmesi gereken yasalar bulunduğunu belirten Saner, Ağustos ayı itibariyle bu çalışmaların yapılacağını kaydetti. Başbakan Saner, yapılan altyapı çalışmaları ile ilgili bilgi de verdi ve bu projeleri bir an önce hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi. Kablo ile elektrik getirilmesi projesi. Bunu da ayrıntılı bir şekilde görüştüğümüzü ben söyleyebilirim. Ben böyle detayları çok konuşmayı olay gerçekleşmeden sevmiyorum ama az önce konuşmamın içerisinde bence ara satır başlıklarını ben verdim diye inanıyorum. Bununla ilgili Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi bir desteği olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu konuda da herhangi bir endişemiz olmasın. Bu önümüzdeki bu 5 yıllık süre içerisinde elektriğin özellikle kabloyla elektriğin ülkeye gelmesi ve bunun getiriyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşayacağımızı açıklamak isterim. Bunu söylerim, rahatlıkla söylerim. Maraş konusunda Başbakan Saner, Maraş'ın tarihi bir gerçeği anımsattığını, bu gerçeğinde Rum tarafının hiçbir şeyi bizimle paylaşmama gerçeği olduğunu belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına saygılı olacağımızı ifade ediyoruz, diyen Saner, bu konunun da ciddi bir şekilde dünyanın dikkatini Kıbrıs sorunuyla Maraş'a çektiğini söyledi. Saner, Rum tarafının 1963'teki işgal felsefelerini devam ettirdiklerini belirtti. 47 yıldır kapalı olan Maraş'ın bu 5 kilometrelik karelik kısmında, biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak bir önceki dönemin başbakanı, şu anki cumhurbaşkanımız, ve şu anda da yine Ulusal Birlik Partisi hükümeti olarak benim hükümetim döneminde bu ezber bozan politikayı devam ettiriyoruz. Burada
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurallarına da tamamen saygılı olacağımızı ifade ediyoruz. Diyoruz ki bu bölgede mülk sahibi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veyahut da dünyanın herhangi bir ülkesinde, çünkü orada birçok da yatırımcılar bulunmaktaydı mülk sahibi olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti egemenliğinde yaşamayı kabul ediyorlarsa bizim taşınmaz mal komisyonumuza müracaat etmeleri koşuluyla, ki ahim kararları gereğidir bu, gerek tazmin, gerek takas, gerekse de iade, hangi seçeneği de belirlerlerse belirlesinler, biz bu çerçevede Maraş'ı insanlığın hizmetine açacağımızı söyledi. Asgari ücret ile ilgili Ersan Saner, ikinci toplantıda tarafların bir uzlaşıya varacağına inandığını belirtti. Hükümet konusunda da değerlendirmelerde bulunan Saner, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi içerisinde farklı sebeplerden dolayı bazı sıkıntılar oluştuğunu belirterek bunun kendisini üzdüğünü ifade etti. Saner, inşallah kendi içlerinde sorunlarını hallederler. 1 Ekim'de parlamento açıldığı zaman bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum, dedi. Başbakan, kendilerinin yeni bir hükümet arayışı içerisine girme düşüncesinde olmadıklarını da söyledi. Ulusal Birlik Partisi kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu belirten Saner, ben vizyonumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunduğum noktadan çok daha ileriye taşıyacağıma olan inancımdan dolayı adayım ve bu konuda da iddialıyım, dedi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanlığından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına tepki geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aldığı kararla yine Güvenlik Konseyi'nin görevlendirmesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gözetiminde yürütülen ortak zemin olup olmadığının tespitine yönelik çalışmalara gölge düşürmüştür ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu 2598 sayılı kararla yine Güvenlik Konseyi'nin görevlendirilmesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gözetiminde yürütülen ortak zemin olup olmadığının tespitine yönelik çalışmalara gölge düşürdüğü belirtildi. Açıklamada Güvenlik Konseyi bir yandan bu çalışmaları desteklediğini ve yakın zamanda ikinci gayri resmi görüşmenin yapılmasına tam destek verdiğini belirtirken, öte yandan başarısızlığı 53 yıllık süreçlerde defaten kanıtlanmış, çökmüş zemine atıf yaparak ortak zemin varmış gibi hareket etmekle kendi kendisiyle çelişkiye düşmektedir ifadeleri kullanıldı. Kıbrıs meselesine dair bir çözümün ancak iki tarafın özgür iradeleriyle ortak bir zemin üzerinde anlaşmalarının ardından resmi sürece geçilerek yapacakları müzakere yoluyla bulunabileceğine işaret edildi. Kıbrıs Türk tarafının empoze modellere asla prim vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Kıbrıs meselesindeki çözümsüzlüğün esas sebebinin Kıbrıs Rum tarafının hakimiyetçi tutumu ve en az bunun kadar önemli olan taraflar arasındaki eşitsizlik olduğu belirtildi. Açıklamada, bir taraf, Kıbrıs adasının tek hakimi ve adanın tümünü temsil ettiği iddiasına dayalı uzlaşma tutumunu sürdürürken, diğer tarafa haksız şekilde izolasyon uygulanarak toplum muamelesi yapılmaya devam edilmektedir. Kıbrıslı Türkler toplum değil, bağımsız bir devlete sahip, en az Rumlar kadar egemen bir halktır. Unutulmamalıdır ki, şu anda Kıbrıs Rum tarafının işgali altında bulunan ve bir Rum devletine dönüşen 1960 ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının rızasıyla kurulmuş bir devletti ifadeleri kullanıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cenevre'de de net bir şekilde Kıbrıs Rum muhatabına ve diğer katılımcılara anlattığı üzere, Kıbrıs Türk halkı egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünden asla vazgeçmeyecek denilen açıklamada, ancak taraflar arasındaki eşitliğin sağlanmasıyla resmi müzakerelerin başlayacağı belirtildi. Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak iki tarafın egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerine dayalı iki devletin işbirliği ilişkisi zemininde mümkün olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı açıklamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında çökmüş ve sürdürülebilir olmayacağı aşikar olan bir zemine atıfla yer alan ifadeler, statikonun devamından başka bir amaca hizmet etmemektedir. Kıbrıs Türk tarafı iyi niyetle yapıcı tutumunu yapacağı tüm istişarelere yansıtmaya devam edecek ve bu doğrultuda ikinci gayri resmi toplantıya da iştirak edecektir ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararında bir yandan statükonun sürdürülemez olduğu ifade edilirken, diğer yandan statükonun aynen devam ettirilmesine yönelik çaba içerisinde olması büyük bir çelişkidir denilen açıklamada, Maraş'ın pilot bölge olarak tanımlanan bir kısmının 47 yıllık statüsünün değiştirildiği belirtildi. Bakanlar Kurulu kararıyla sivilleştirilen bölgedeki mülklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk yolu mekanizması olarak tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla iade, tazminat ve takası içeren çarelere eski sakinlerin erişiminin mümkün kılındığı da vurgulandı. Açıklamada, bu adımın en önemli özelliği Rum liderliğinin defaten sergilediği uzlaşma tutumu nedeniyle kapalı tutulan ve statükonun sembollerinden biri haline dönüşen Kapalı Maraş'ın Kıbrıs adasında değişimin öncüsü haline gelmesidir. Gazi Maosa bölgemizde yer alan Kapalı Maraş, eski sakinlerinin hakları gözetilerek adım adım yaşamın bir parçası haline getirilmektedir. Gelinen aşamada statüko koruyuculuğuna soyunan çevrelere çağrımız, bu hak ve hukuka erişimi içeren açılımımızı engelleme çabalarından bir an önce vazgeçmeleridir denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonlarına ilişkin raporlarını selamlayan ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatan bir kararda yer alan diğer ifadelere ilişkin açıklamanın Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Kıbrıs'ta konuştu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresi 6 ay süreyle 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Barış Gücü'nün adadaki varlığı ve faaliyetlerine ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının rıza ve onayının yine alınmadığına dikkati çekti ve bu durumun Birleşmiş Milletler'in kendi kural ve ilkelerine dahi aykırı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin 6 ay süreyle 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adadaki varlığı ve faaliyetlerine ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının rıza ve onayının yine alınmadığına dikkat çekildi. Bu durumun Birleşmiş Milletler'in kendi kural ve ilkelerine dahi aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki faaliyetlerini makamlarımızın iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde sürdürmekte olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetleri için Birleşmiş Milletler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yasal bir düzenleme yapılmasına yönelik uzun yıllardan bu yana haklı bir talebi bulunduğu hatırlatılan açıklamada, makul bir zaman dilimi içinde BM Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerine ilişkin talebimize olumlu yanıt verilmemesi halinde iyi niyete dayalı yaklaşımımızı gözden geçirmek zorunda kalacağımızı uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin söz konusu kararında 27-29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 5+BM gayri resmi görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafının sunduğu yapıcı öneriyi göz ardı etmekte olduğu belirtilen açıklamada, başarısızlığı yıllardır ispatlanmış, gerçeklerden uzak formüller dayatmaya çalışması, Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Rum tarafı lehine olan statükoyu muhafaza etmeye çalıştığını bir kez daha göstermekte olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tümünü temsil ettiği yanılsamasından kurtulması gerektiği de belirtilen açıklamada, adada egemen eşitliğe sahip iki devletin ve iki halkın bulunduğu gerçeği üzerine inşa edilecek bir modelin sürdürülebilir bir anlaşmayı mümkün kılacağı gerçeğinin BM Güvenlik Konseyi tarafından anlaşılmasını bekledikleri vurgulandı. Öne çıkanların ardından sırada Türkiye basınında gazeteler var ve gazete manşetlerine bakacağız şimdi sırayla, vakit kaybetmeden. Ve ilk gazetemiz de Sabah gazetesi olacak Türkiye basınında. Ege ve Akdeniz alevlere teslim dedi Sabah gazetesi.
Türkiye kabusu yaşıyor. Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Marmaris, Milas, Bodrum, Didim ve Kayseri alevlere teslim ifadesiyle bu haberin yansıdığını görüyoruz. Orman yangınlarından paylaşılan fotoğraflarda bugün dikkat çekici bir unsur olarak da manşet haberinde yer alıyor ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçmiş olduk. Cumhuriyet Gazetesi Tuğ Amiral Sarı hakkında soruşturmayı 4 aydır bitiremedi diyor MSB'nin ve Cübbeli Amiral görevden alınmış başlığıyla yer alıyor bu gazete. Yine Türkiye'nin dört bir yanı alev alev dedi Cumhuriyet Gazetesi. Yürekler yanıyor başlığıyla bu haberin yansıdığını da görüyoruz. Milliyet Gazetesi'ne geçtik. Milliyet Gazetesi felaket başlığını kullandı. Orman yangınlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin birkaç farklı bölgesinde çıkan yangınlarla birlikte yaşanan zorlu mücadele bugün gözler önüne seriliyor. Manavgat'taki yangında binlerce hektar orman, tarım alanları, sera ve mahalleler kül oldu. 2 günde 21 ilde 63 yangın çıktı. Sabotaj iddiaları soruşturuluyor dedi Milliyet Gazetesi. Akşam Gazetesi'ne döndüğümüzde ise yine Akşam Gazetesi 21 şehirde kundakçı terörü diyerek aslında aynı konuya farklı bir perspektiften bakmış oldu. 4 kişinin can verdiği söyleniyor öncelikle. Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın Çakmak ve Kibritle ormanları yakın talimatının ardından 21 ilde 63 orman yangını çıktığı ifadesine yer veriyor Akşam Gazetesi. Türkiye Gazetesi'ne döndük. Türkiye Gazetesi de yak emri Kandil'den şeklinde bir başlık manşetine çekti bugün. PKK elebaşı Karayılan'dan ormanları yakın talimatı alan hainler eş zamanlı kundaklamalarla ekonomiye darbe vurmak istiyor dedi Türkiye Gazetesi. Ve Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz efendim. Sözcü Gazetesi 14 şehirde 41 noktada sabotaj kokan yangınlar çıktı ifadesini kullandı. Bu haber Türkiye yanıyor, kiralık 3 uçakla söndürmeye çalışıyoruz başlığıyla paylaşılmış oldu. Binlerce hektar orman alanı küle döndü. Alevler kent merkezlerine indi. Çok sayıda ev ve iş yeri yandı. 4 can kaybı yaşandı. PKK şüphesi var dedi Sözcü Gazetesi, edindiği bilgileri paylaşmış oldu bugün okurlarıyla. Yeni Şafak Gazetesi de bugün Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin bir manşet haberi paylaşmış oldu. Ormanları kim yakıyor diye sordu Yeni Şafak Gazetesi. Türkiye'de son 2 günde 13 şehirde toplam 50 orman yangını çıktı. Bazı şehirlerde yangınların birbirinden uzak birçok noktada aynı anda başlayıp yayılması sabotaj ihtimalini de gündeme getirdi diyor gazete. Savcılıklar soruşturma başlattı. Oklar PKK'yı işaret ediyor dedi Yeni Şafak Gazetesi. Türkiye'de eş zamanlı olarak farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak böyle bir bilgi öne sürmüş oldu ve bu kadarı tesadüf olamaz başlığıyla da Hürriyet Gazetesi, yani Türkiye basınındaki son gazetemize geçmiş olduk. Bu kadarı tesadüf olamaz dedi Hürriyet Gazetesi. Kabus gibi 13 şehirde 41 yerde orman yangını çıktı başlığıyla bu haberi paylaştı. Türkiye birbir ardına orman yangını haberleriyle sarsılıyor. Manavgat ve Akseki'nin şoku atlatılmadan turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Milas, Mersin'den felaket haberleri geldi. İletişim Başkanı Altun, sorumlular hesabını verecek diye konuştu ve Altun'un bu açıklaması da Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberinden yansıdı. Hürriyet Gazetesi ile de birlikte Türkiye basınında gazete manşetlerini tamamlamış olduk. Genellikle Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili haberleri paylaşmaya çalıştık sizlerle. Bugün Türkiye basının gündemindeki en önemli haber bu şekilde gerçekleşiyor ve şimdi sırada Kıbrıs Rum basını var. Ve Kıbrıs Rum basınındaki gelişmelere de bir göz atalım. Bugün manşetlerde hangi haberler paylaşılmış okurlarla? Filelefteros gazetesine bakacağız öncelikle. Filelefteros gazetesi bugün manşetten paylaştığı haberinde çocukların aşılanmasına evet başlığını kullandı. Güney Kıbrıs'ta bilim kurulu üyeleri ve pediatristlerin
12 ile 15 yaş arası çocukların aşılanmasına yeşil ışık yakma kararı aldıklarına değindi. Ve Politis gazetesi sırada. Politis gazetesi 12 yaşındaki çocukların da aşılanmasının yolu açılıyor başlığını kullanarak aslında aynı habere işaret etmiş oldu. Güney Kıbrıs'ta hastaneleri COVID-19 hastalarından dolayı yaşanan tıkanıklıktan kurtarmak için Safe Pass yani güvenli geçişe yatırım yaptıklarına değiniyor gazete. Haberin detaylarında Rum hükümeti için tek yolun kamu hastanelerindeki durumun kritik olmaya devam ettiği bu dönemde Güney Kıbrıs'ın epidemiyolojik tablosunun kontrolü için önemli bir araç olduğunu kanıtlayan güvenli geçişin gösterilmesinin zorunlu olması öneminin getirilmesi gerektiği de aktarılıyor. Ve döndük Haravki gazetesine. Haravki gazetesine bakalım. Gazete manşetten paylaştığı haberinde statüko sürdürülebilir değil, iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayanan çözüm başlığını kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'ta barış gücü askerinin görev süresinin 6 ay daha uzatan 2587 sayılı kararının oy birliğiyle kabul edildiğine, anlaşma eksikliğinin siyasi gerilimleri artırdığına, her iki toplumun yabancılaşmasını derinleştirdiğine ve esneklik ve uzlaşma ruhu içinde toplumlar arası temasları ve görüşmeleri daha da güçlendirme ihtiyacı olduğuna değiniyor. Yine bir diğer ön sayfa haberinde ise Güney Kıbrıs'ta dün 655 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğine, 4 kişinin daha hayatını kaybettiğine, 283 kişinin hastanede tedavi gördüğüne ve yoğun bakımda yatan hastaların da rekor seviyeye ulaştığına değiniliyor. Ve Alithya gazetesi ile Kıbrıs Rum basınını da yavaş yavaş noktalayacağız. Alithya gazetesi kemerler daha da sıkılıyor başlığıyla aktardığı manşet haberinde koronavirüs çemberinin aşısızlar için daraldığına değindi. Haberin detaylarında Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu'nun bugün yapacağı toplantının ardından 1 Ağustos'tan itibaren pandemiye karşı alınan tedbirlerin daha da sıkılaştırılmasına karar vereceği, büfe, mini market ve benzeri yerlerde de güvenli geçişin gösterileceği ve 12 yaşın üzerindeki çocukların aşılanması fikrinin masaya yatırılacağı ve bilim adamlarının buna tepkisinin ne olacağı da aktarılıyor. Gazete ön sayfadan paylaştığı bir başka haberinde ise Ankara yeni kararı yok sayıyor başlığını kullandı. Haberin detaylarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni yeniden hiçe sayarak Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askeri'nin adadaki görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararının bizler için hiçbir değeri yoktur dediği öne sürülüyor Alithya gazetesi tarafından ve Alithya gazetesi ile birlikte Kıbrıs Rum basınını tamamlamış olduk. Az sonra özellikle dün yaşanan gelişmelerin öne çıktığı haberlerle sabah habere devam edeceğiz. Selamlar, Endorfin'de bu hafta Lefkoşa'dayız. Çok farklı bir şey çekeceğiz. Yoga ve ötesi diyeyim, Beyond the Yoga diye geçiyor. Yoga ve ötesi. İzleyin bakalım neler olacak. The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice. So breathe. Açılan pencere, BRT
YouTube'da takipçileriyle buluştu. Tüm gün canlı yayınlar, programlar ve tekrarını izlemek istediğiniz tüm yayınlarımız bir tıkla BRT YouTube'da. BRT tek bir dokunuşla YouTube'da. Haberlerle devam ediyoruz sabah habere. Başbakan Ersan Saner, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik getirilmesi projesinin gündeme geldiğini, bu konuda anavatan Türkiye'nin de ciddi desteği olduğunu ve önümüzdeki 5 yılda önemli gelişmeler yaşanacağını vurguladı. BRT'de katıldığı özel yayında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Saner, ekonominin önünün açılması için anavatan Türkiye'den gerekli desteğin de alındığını kaydetti. Başbakan, maaşların ödenmesi konusundaysa bir sıkıntının olmadığını belirtti. Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlayacağını ifade eden Saner aşılanmanın önemine de işaret etti ve aşılanmayla ülke ekonomisinin önünün açılacağını da belirtti. Başbakan Ersan Saner, BRT'de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Pandemi sürecine değinen Başbakan Saner, vakaların dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada en iyi ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını kaydetti. Aşılanmanın önemini işaret eden Saner, ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığını, şu ana kadar 150 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldığını ve 3. doza geçileceğini söyledi. Aşılanmanın önemi çok büyük. Dünyada henüz 63 ülkede aşı yokken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşıyı bir yana koyalım. Çünkü aşıda herhangi bir sıkıntımız yok. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne 23 Aralık'ta imzaladığımız anlaşma gereği. O gün bize verilen 500 bin doz aşı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ve bunun yanında aşı sorunu yerine insanlarımızın, vatandaşlarımızın aşı seçme şansı da var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Saner, aşılanmayla ülke ekonomisinin önünün de açılacağını belirtti. Eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, aşısını tamamlamayan öğretmenlere aşılarını tamamlama çağrısı yaptı. Saner, Temmuz ayı içerisinde hastaneye 279 pozitif vakanın başvurduğunu ve bunların 188'inin aşısız olduğunu kaydetti. Aşılandırmayı özendirme çalışmaları yapıldığını da anlatan Saner, bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti. Saner, gündemlerinde kapanmanın söz konusu olmadığını da kaydetti. Göreve gelir gelmez anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile önce bir dörtlü protokol imzaladık. Ardından da 2021 yılı ekonomi ve mali işbirliği protokolünü imzaladık. Bugüne kadar da gerek devlet memurlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarının ödenmesi yanında özel sektörümüze de elimizden geldiğince katkılar yaparak bugünlere kadar Allah'a çok şükür ki gelmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bu ay sonu yani yarın tüm maaşlar ödenecektir. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ekonominin önünün açılması için anavatan Türkiye'den gerekli desteğin alındığını söyleyen Başbakan, ekonomik modeller konusunda da anavatan Türkiye ile çalışmalar yapıldığını kaydetti. Saner, anavatan Türkiye'nin 20 Temmuz'da en üst düzeyde temsiliyet gösterdiğini ve bunun onur verici olduğunu söyledi. 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan açılışları anımsatan Saner, Türkiye'nin desteğini hissetmek gerçekten önemli dedi. Saner, Türkiye'nin desteğinin süreceğini de ifade etti. Mecliste geçmesi gereken yasalar bulunduğunu belirten Saner, Ağustos ayı itibariyle bu çalışmaların yapılacağını kaydetti. Başbakan Saner, yapılan altyapı çalışmaları ile ilgili bilgi de verdi ve bu projeleri bir an önce hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi. Kabloyla elektrik getirilmesi projesi. Bunu da ayrıntılı bir şekilde görüştüğümüzü ben söyleyebilirim. Ben böyle detayları çok konuşmayı olay gerçekleşmeden sevmiyorum ama az önce konuşmamın içerisinde bence ara satır başlıklarını ben verdim diye inanıyorum. Bununla ilgili anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi bir desteği olduğunu söyleyebilirim.
Dolayısıyla bu konuda da herhangi bir endişemiz olmasın. Bu önümüzdeki bu 5 yıllık süre içerisinde elektriğin özellikle kabloyla elektriğin ülkeye gelmesi ve bunun getiriyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşayacağımızı açıklamak isterim. Bunu söylerim, rahatlıkla söylerim. Maraş konusunda Başbakan Saner, Maraş'ın tarihi bir gerçeği anımsattığını, bu gerçeğinde Rum tarafının hiçbir şeyi bizimle paylaşmama gerçeği olduğunu belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına saygılı olacağımızı ifade ediyoruz, diyen Saner, bu konunun da ciddi bir şekilde dünyanın dikkatini Kıbrıs sorunuyla Maraş'a çektiğini söyledi. Saner, Rum tarafının 1963'teki işgal felsefelerini devam ettirdiklerini belirtti. 47 yıldır kapalı olan Maraş'ın bu 5 kilometrelik karelik kısmında biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak bir önceki dönemin başbakanı, şu anki cumhurbaşkanımız ve şu anda da yine Ulusal Birlik Partisi hükümeti olarak benim hükümetim döneminde bu ezber bozan politikayı devam ettiriyoruz. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurallarına da tamamen saygılı olacağımızı ifade ediyoruz. Diyoruz ki bu bölgede mülk sahibi olan Güney Kıbrıs Rum yönetimi veyahut da dünyanın herhangi bir ülkesi, çünkü orada birçok da yatırımcılar bulunmaktaydı mülk sahibi olan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti egemenliğinde yaşamayı kabul ediyorlarsa bizim taşınmaz mal komisyonumuza müracaat etmeleri koşuluyla, ki ahim kararları gereğidir bu, gerek tazmin, gerek takas, gerekse de iade, hangi seçeneği de belirlerlerse belirlesinler. Biz bu çerçevede Maraş'ı insanlığın hizmetine açacağımızı söylüyoruz. Asgari ücret ile ilgili Ersan Saner, ikinci toplantıda tarafların bir uzlaşıya varacağına inandığını belirtti. Hükümet konusunda da değerlendirmelerde bulunan Saner, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi içerisinde farklı sebeplerden dolayı bazı sıkıntılar oluştuğunu belirterek bunun kendisini üzdüğünü ifade etti. Saner, inşallah kendi içlerinde sorunlarını hallederler. 1 Ekim'de parlamento açıldığı zaman bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum, dedi. Başbakan, kendilerinin yeni bir hükümet arayışı içerisine girme düşüncesinde olmadıklarını da söyledi. Ulusal Birlik Partisi kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu belirten Saner, ben vizyonumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunduğum noktadan çok daha ileriye taşıyacağıma olan inancımdan dolayı adayım ve bu konuda da iddialıyım, dedi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanlığından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına tepki geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aldığı kararla yine Güvenlik Konseyi'nin görevlendirmesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gözetiminde yürütülen ortak zemin olup olmadığının tespitine yönelik çalışmalara gölge düşürmüştür ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu 2598 sayılı kararla yine Güvenlik Konseyi'nin görevlendirilmesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gözetiminde yürütülen ortak zemin olup olmadığının tespitine yönelik çalışmalara gölge düşürdüğü belirtildi. Açıklamada Güvenlik Konseyi bir yandan bu çalışmaları desteklediğini ve yakın zamanda ikinci gayri resmi görüşmenin yapılmasına tam destek verdiğini belirtirken, öte yandan başarısızlığı 53 yıllık süreçlerde defaten kanıtlanmış, çökmüş zemine atıf yaparak ortak zemin varmış gibi hareket etmekle kendi kendisiyle çelişkiye düşmektedir ifadeleri kullanıldı. Kıbrıs meselesine dair bir çözümün ancak iki tarafın özgür iradeleriyle ortak bir zemin üzerinde anlaşmalarının ardından resmi sürece geçilerek yapacakları müzakere yoluyla bulunabileceğine işaret edildi. Kıbrıs Türk tarafının empoze modellere asla prim vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Kıbrıs meselesindeki çözümsüzlüğün esas sebebinin Kıbrıs Rum tarafının hakimiyetçi tutumu ve en az bunun kadar önemli olan taraflar arasındaki eşitsizlik olduğu belirtildi. Açıklamada, bir taraf, Kıbrıs adasının tek hakimi ve adanın tümünü temsil ettiği iddiasına dayalı uzlaşma tutumunu sürdürürken, diğer tarafa haksız şekilde izolasyon uygulanarak toplum muamelesi yapılmaya devam edilmektedir. Kıbrıslı Türkler toplum değil, bağımsız bir devlete sahip, en az Rumlar kadar egemen bir halktır.
Unutulmamalıdır ki şu anda Kıbrıs Rum tarafının işgali altında bulunan ve bir Rum devletine dönüşen 1960 ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının rızasıyla kurulmuş bir devletti. İfadeleri kullanıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cenevre'de de net bir şekilde Kıbrıs'ı Rum muhatabına ve diğer katılımcılara anlattığı üzere, Kıbrıs Türk halkı egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünden asla vazgeçmeyecek denilen açıklamada, ancak taraflar arasındaki eşitliğin sağlanmasıyla resmi müzakerelerin başlayacağı belirtildi. Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak iki tarafın egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerine dayalı iki devletin işbirliği ilişkisi zemininde mümkün olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı açıklamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında çökmüş ve sürdürülebilir olmayacağı aşikar olan bir zemine atıfla yer alan ifadeler, statikonun devamından başka bir amaca hizmet etmemektedir. Kıbrıs Türk tarafı iyi niyetle yapıcı tutumunu yapacağı tüm istişarelere yansıtmaya devam edecek ve bu doğrultuda ikinci gayri resmi toplantıya da iştirak edecektir. İfadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararında bir yandan statikonun sürdürülemez olduğu ifade edilirken, diğer yandan statikonun aynen devam ettirilmesine yönelik çaba içerisinde olması büyük bir çelişkidir denilen açıklamada, Maraş'ın pilot bölge olarak tanımlanan bir kısmının 47 yıllık statüsünün değiştirildiği belirtildi. Bakanlar Kurulu kararıyla sivilleştirilen bölgedeki mülklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk yolu mekanizması olarak tanınan taşınmaz mal komisyonu vasıtasıyla iade, tazminat ve takası içeren çarelere eski sakinlerin erişiminin mümkün kılındığı da vurgulandı. Açıklamada bu adımın en önemli özelliği Rum liderliğinin defaten sergilediği uzlaşma tutumu nedeniyle kapalı tutulan ve statükonun sembollerinden biri haline dönüşen Kapalı Maraş'ın Kıbrıs adasında değişimin öncüsü haline gelmesidir. Gazi Maosa bölgemizde yer alan Kapalı Maraş, eski sakinlerinin hakları gözetilerek adım adım yaşamın bir parçası haline getirilmektedir. Gelinen aşamada statüko koruyuculuğuna soyunan çevrelere çağrımız, bu hak ve hukuka erişimi içeren açılımımızı engelleme çabalarından bir an önce vazgeçmeleridir denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonlarına ilişkin raporlarını selamlayan ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatan bir kararda yer alan diğer ifadeler ilişkin açıklamanın Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Kıbrıs'ta konuştu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresi 6 ay süreyle 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Barış Gücü'nün adadaki varlığı ve faaliyetlerine ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının rıza ve onayının yine alınmadığına dikkati çekti ve bu durumun Birleşmiş Milletler'in kendi kural ve ilkelerine dahi aykırı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin 6 ay süreyle 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adadaki varlığı ve faaliyetlerine ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının rıza ve onayının yine alınmadığına dikkat çekildi. Bu durumun Birleşmiş Milletler'in kendi kural ve ilkelerine dahi aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki faaliyetlerini makamlarımızın iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde sürdürmekte olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetleri için Birleşmiş Milletler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yasal bir düzenleme yapılmasına yönelik uzun yıllardan bu yana haklı bir talebi bulunduğu hatırlatılan açıklamada, makul bir zaman dilimi içinde BM Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerine ilişkin talebimize olumlu yanıt verilmemesi halinde iyi niyete dayalı yaklaşımımızı gözden geçirmek zorunda kalacağımızı uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin söz konusu kararında 27-29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 5+BM gayri resmi görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafının sunduğu yapıcı öneriyi göz ardı etmekte olduğu belirtilen açıklamada, başarısızlığı yıllardır ispatlanmış gerçeklerden uzak formüller dayatmaya çalışması, Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Rum tarafı lehine olan statükoyu muhafaza etmeye çalıştığını bir kez daha göstermekte olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tümünü temsil ettiği yanılsamasından kurtulması gerektiği de belirtilen açıklamada, adada egemen eşitliğe sahip iki devletin ve iki halkın bulunduğu gerçeği üzerine inşa edilecek bir modelin sürdürülebilir bir anlaşmayı mümkün kılacağı gerçeğinin BM Güvenlik Konseyi tarafından anlaşılmasını bekledikleri vurgulandı. Türkiye'den Kıbrıs'ta konuştu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu kararda Kıbrıs Türk halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın kararla ilgili yaptığı açıklamanın desteklendiği ifade edildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ta konuştu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonunun görev süresinin uzatılmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızasının alınmamasının Birleşmiş Milletler'in kendi kural ve ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu durumun düzeltilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki varlığının sorgulanmaması için Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla bir an önce bir anlaşma yapmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamanın tümüyle desteklendiği vurgulanırken, kendi içinde tutarsızlıklarla dolu gerçeklikten kopuk söz konusu kararda Kıbrıs Türk halkının iradesinin yine yok sayıldığı kaydedildi. Güvenlik Konseyi'nin adadaki gerçeklere gözlerini kapamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının 1960'ta kazandığı egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü tanımadığı ve 1963'te işlediği suça rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetimini adanın tek meşru temsilcisi olarak görmeye ve suçluyu ödüllendirip mazlumu cezalandırmaya devam ettiği sürece adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasının mümkün olmayacağına dikkat çekildi. Adada bu nedenle bu tür kararların bizim için bir anlam ve değeri yoktur. Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu adadaki statükoya hizmet etmeye değil, gerçekler temelinde çözüme ulaşılmasına odaklanmaya davet ediyoruz denildi. Sayın seyirciler, Türkiye alevlerle mücadele ediyor. Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Kütahya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor Türkiye'de. Antalya'daki yangında 3, Muğla Marmaris'te ise 1 kişi hayatını kaybetti. Mersin Silifke'deki yangın nedeniyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Bazı bölgelerde yangınlar kısmi olarak kontrol altına alındı. Türkiye alevlerle mücadele ediyor. 6 ilde 20 noktada yangın var. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cansiperane özenle tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle, canımız yanıyor, söndüreceğiz dedi. Pakdemirli, 42 yangının kontrol altına alındığını, 21 yangının ise devam ettiğini belirtti. İlerleyen saatlerde Manisa-Soma'daki yangının kontrol altına alınmasıyla kontrol altına alınan yangın sayısı 43'e yükseldi. Adana'da 20 ayrı yangın çıktı, 14 yangın söndürüldü, 6 yangına müdahale sürüyor. Osmaniye'de 4 yangından ikisi söndürüldü. Antalya'da ise 10 ayrı noktada yangın çıktı, yangınlardan 4'ü devam ediyor. Antalya, Manavgat ve Akseki'deki orman yangınları rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler 3 can aldı. Yangının esir aldığı köylerdeki evler kullanılamaz hale geldi. Mersin'de 7 yangından 4'üne ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla'da çıkan 4 yangından yalnızca biri söndürülebildi. Marmaris'teki yangına müdahale sürerken Milas, Köyceğiz ve Aydın'ın Didim ilçesinden de yangın ihbarları alındı. Milas-Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi'ndeki yangın 5 yıldızlı bir otele kadar ulaştı. Oteldeki müşteriler ve personel denizden tahliye edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Başbakan Ersan Saner, Türkiye'de meydana gelen yangınlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizim üzerimize düşen herhangi bir görev varsa hiç çekinmeden yerine getirmek için hazırız dedi. Başbakan Ersan Saner bir kabulü sırasında Türkiye'de meydana gelen yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Saner, Türkiye'de meydana gelen her olayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de derinden etkilediğini söyledi. Anavatan Türkiye'de kötü bir olay oldu mu, bizler burada bunu iki kat daha fazla hissediyoruz. İyi bir olaya da hep birlikte seviniyoruz diyen Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizim üzerimize düşen herhangi bir görevde varsa, hiç çekinmeden bunları da yerine getirmek için hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu yangından etkilenen tüm vatandaşlarımızın da bir an önce yaralarının sarılması için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin çok geniş kapsamlı bir çalışma başlattığını da biliyorum. Allah razı olsun, inşallah yapılacak çalışmalarla da yangının en kısa sürede yaraları sarılıp normal hayata dönüş sağlayacaktır. Ama her şeyden önce bu yangınların kontrol altına alınması için çok güçlü bir filoyla aslında 3 uçak, 63 helikopterle Türkiye Cumhuriyeti'niz şu anda tabii zeminde çalışan araçlar hariç yangına müdahale etmektedir. Birçok ben benim diyen dünya ülkesinde olmayan bir imkanla yapmaktadır ama önemli olan bilinçli bir şekilde bu yangınların olmaması için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Çünkü bir yangın çıktıktan sonra onun telafisi çok kolay olmuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ikinci bir açıklamaya kadar tüm piknik alanlarının kapatıldığını da söyleyen Başbakan, yangınların önüne geçmek için bilinçli davranılması ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Çevre Koruma Dairesi Antalya'daki yangının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir süre hava kirliliği yarattığını duyurdu. Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi bazı medya kuruluşlarında çıkan hava kirliliği haberleri üzerine açıklamada bulundu. Antalya'da çıkan yangınların sonucu olarak düşünülen hava kalitesinde bir değişim gözlemlendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi. Çevre Koruma Dairesi hava kalitesi izleme ağındaki teknik istasyonundan elde edilen verilere göre 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 19'dan itibaren gaz ve toz kirleticilerinin saatli konsantrasyonları yükselmeye başlamıştır. 29 Temmuz saat 05'e kadar yüksek seyreden değerler bu saatten sonra azalmaya başlamıştır. Belirtilen saatlerde kükürt dioksit ve azot dioksit konsantrasyonlarının saatlik ortalama değerleri yükselse de hava kalitesinin değerlendirilmesi ve yönetimi tüzüğünde belirtilen günlük hava kalitesi standartlarını aşmamıştır. Ülkemizde ise orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı. Tedbirler kapsamında orman yollarına ve ormanlık alanlarına girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Orman Dairesi'nin tüm personeliyle gerekli yangın tedbirlerini aldığını ve teyakkuz durumunda olduklarını belirtti. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Karzaoğlu açıklamasında Meteoroloji Dairesi'nin hava tahminlerine göre yangın olasılığının çok yüksek durumda olması ve rüzgarın hızını artırıp yer yer bölgesel olarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiğine dikkat çekerek Türkiye'deki yangınlardan dolayı rüzgarın etkisiyle ülkemize ulaşan dumanların ne kadar ciddi bir durumda olduğumuzu anlamamıza yardımcı olacaktır ifadelerini kullandı. Karzaoğlu, Orman Dairesi'nin tüm personeliyle gerekli yangın tedbirlerini aldığını ve teyakkuz durumunda olduğunu da belirtti.
Karzaoğlu ikinci bir duyuruya kadar her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlara 4 Ağustos çarşamba saat 24'e kadar fasıl 60 orman yasasına göre dairenin görev ve yetkilerine dayanarak girişlerin yasaklandığını duyurdu. Orman alanları ve her türlü ateşli piknik alanları dahil olmak üzere ateş yakmanın da yasaklandığını belirten Karzaoğlu, bu konuda tüm yurttaşların gerekli duyarlılığı göstereceğine inanç belirtti. Karzaoğlu, vatandaşların görecekleri en küçük dumanı dahi Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve 199 itfaiye hatlarına bildirmelerinin erken müdahale için büyük önem arz ettiğini kaydetti. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan toplantıda COVID-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar açıklandı. Alınan kararlara göre İngiltere'den gelecek olan aşılı kişiler 31 Ağustos'a kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecekler. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplanarak mevcut kararlara ek kararlar aldı. Buna göre İngiltere'den gelecek olan aşılı kişiler 31 Ağustos'a kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecek. Belirtilen tarihte ise yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi. Açıklamada son doz aşısını yapan kişiler son doz tarihinden 14 gün sonra aşılı kişi olarak değerlendirilecektir. Bar ve klapların alan büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Aşısız kişi alınmayacak. Toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser ve benzeri gösterileri açık alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Düğün alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek ifadeleri kullanıldı. Ve sayın seyirciler, bugün bölge bağlantımız için Türkiye'nin başkenti Ankara'ya uzanıyoruz. BRT Ankara muhabirimiz Bülent Göksan bizlere bugün Ankara'dan Rize Artvin sel felaketiyle ilgili gelişmeler, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları, ekoturizm ve sürdürülebilir turizm konferansı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü ve Maraş açılımı konusundaki gelişmeler ve hukukçu Ferhat Aznevi ile yapılan röportajla ilgili bilgiler aktaracak. Öncelikle Bülent Göksan'a günaydın diyelim ve sözü ona bırakalım. Günaydın Sonay. Güzel bir güne başlamak isterdik. Güzel şeyler söylemek isterdik ama maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde, ana vatan Türkiye'de maalesef geçtiğimiz haftadan itibaren oldukça sıkıntılı günler yaşandı. Doğal felaketler olarak öncelikle Düzce, Artvin ve Rize'de yaşanan sel felaketleriyle başladı. Büyükköy beldesi, Artvin'in Arhavi ilçesi aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarından olumsuz yönde etkilendi. Yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selden etkilenen yerlerin afet acil durum başkanlığı tarafından genel hayat etkili afet bölgesi ilan edileceğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Erdoğan afet bölgesi ilan edilen bölgelerin vergi ertelemesi, esnafa yönelik SGK prim ertelemesi, eşya zararlarının karşılanması için yardım, esnaf kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesi, iş yeri araç zararlarının karşılanması için destek ve acil yardım paketi gibi çalışmaların yapılacağını duyurdu. Maalesef Manavgat'ın farklı noktalarında çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren başlayan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında bugüne kadar maalesef 3 vatandaş ve 4 vatandaş hayatını kaybetti. 122 vatandaşın etkilendiğini söyleyebiliriz. 58 vatandaşın da tedavileri devam ediyor. Manavgat'taki orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor. Çıkan yangınlar nedeniyle Konya, Seydişehir, Karayolu'nun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Antalya'ya da ulaşım Beyşehir üzerinden sağlanmakta. Yapılan yangına müdahale çalışmalarında bir insansız helikopter, 3 uçak, 17 helikopter, 2 insansız hava aracı, 680 arazöz ve 4000'e yakın personel çalışmalara yoğun bir şekilde katılıyor. Umarız tez zamanda yangınlar kontrol altına alınır ve bu kötü sonuçtan çıkarız diye düşünüyorum.
ve diliyorum. Koronavirüs gündemine devam edecek olursak Türkiye Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca aşılama ve virüsle mücadele konularında sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda, kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinin çok yüksek riskli, yani kırmızı iller kategorisinden yüksek riskli, yani turuncu kategorisine geçtiğini hatırlatan Bakan Koca, 1.367.872 doz COVID aşısının uygulandığını belirterek vatandaşların aşılarını yaptırarak riski en az düzeye indirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bilim kurulu toplantısının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Toplantıda salgının ilerleyişi, artan vaka sayıları ve aşı programının ele alındığını belirtti. Son iki haftada COVID-19 vaka sayılarında çok hızlı yükseliş yaşandığına dikkati çeken Bakan Koca, bayram günlerinde hastalık yok olmadı ama üzülerek izledik ki hastalık yokmuş gibi, hiç olmamış gibi bir tavırla bayramı karşıladık. Tedbirlere dikkatin çok azaldığını üzülerek gördük. Bugünlerde bunun etkisini yaşadığımız bir gerçek değerlendirmesinde bulundu. Dün yapmış olduğu son paylaşımda da Bakan Koca toplam yapılan aşı doz sayısının 71 milyonu geçtiğini söyledi. Gayri nizami kuvvetten düzenli ordu durumuna geçen bir kuvvet olarak dünya askeri literatüründe çarpıcı ve ender rastlanan bir örneği teşkil eden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin savunma gücünü oluşturan en önemli unsurlardan birisi olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 45. Kıbrıs Adası'nın fethinin 450. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun da 63. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanacak. Bu vesile ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Ankara Askeri Ataşesi Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş bu akşam saat 18'de Gazi Ordevi'nde bir resepsiyon verecek. Bu kadar tabii ki doğal felaketlerle uğraşılıyor ama bir yandan da tabii ki dış politikadaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Maraş bölgesinde 174.643 metrekarelik bir alanı askeri statüden çıkararak bir ikinci açılım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Ekim ayında Maraş'ın iki yana caddesi ve plajı halkın kullanımına açılmıştı biliyorsunuz. Bu kapsamda özel mülkler taşınmaz mal komisyonuna başvuran 36 hak sahibi Kıbrıs'ı Rum'a ait olduğunu biliyoruz. Bu metrekarelik alanın kamusal alana dahil edilmesiyle bölgedeki düzenlemeler yapılacak, demir çitler kaldırılacak ve bu alanda şehre dahil edecek. Bu konu Türkiye'de geçtiğimiz hafta oldukça yoğun şekilde görüşüldü. Ana muhalefet partisinden muhalefet partilerine kadar herkes bu konuda aynı açıklama yaptı ve bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu bu açılıma destek verdi. Bu konuyla ilgili olarak bir uzman görüşüne başvurduk. Bu geçmişte de Kıbrıs konusunda hukuksal alanda çok ciddi çalışmalar yapmış birisi olan hukukçu avukat Ferhat Azdevi'ye son gelişmeleri sorduk. Şimdi kendisine sözü bırakıyorum. Yapmış olduğumuz röportajı için sözü bırakıyorum. Ankara'dan aktaracaklarım bu haftalık bunlar, sonra söz sende. İzleyenler, bu haftaki konumuz Maraş açılımı. Maraş açılımı ile ilgili olarak da bu konuda Azerbaycan'ın uluslararası hukuk mecrasındaki davasına verdiği katkı nedeniyle ödül almış bir hukukçu, Yukarı Karabağ konusundaki çalışmaları nedeniyle ödül almış bir hukukçu olan Sayın Ferhat Azdevi. Hocam merhabalar. Merhabalar Bülent Bey. Hocam şimdi biliyorsunuz yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti Maraş bölgesinde ikinci bir açılım yaptı. Askeri statüden çıkartılarak belli bir metrekarelik alan açılım kullanıma açıldı. Bu konuda baktığımız zaman ve siz geçmişte de az önce de aktardığım gibi Yukarı Karabağ konusunda Azerbaycan'ın hukuk mücadelesine destek vermiş birisi olarak bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusu da gündeme geldi. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi aktarır mısınız bizlere? Öncelikle Bülent Bey, Kıbrıs Türk'ünün halkın mücadelesini yıllardır başarıyla dünyaya duyuran Bayrak Radyo Televizyonu'na sizin vasıtanızla misafir olduğum için teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Kıbrıs konusu tabii uluslararası hukuk tahtında baktığımız zaman oldukça çetrefilli bir konu.
Ama ben kısaca özetleyerek bu sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Birincisi, önce Azerbaycan'la ilgili konuya değinelim. Azerbaycan'daki Yukarı Karabağ meselesiyle Kıbrıs meselesi birbirinden tamamen farklı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dayanak teşkil eden Kıbrıs Türk halkının kurucu iradesi 1960 anayasasıyla ve 59-60 antlaşmalarıyla ortaya konmuştur. Malum ilan edilmiştir. Kıbrıs'taki Türk halkı hiçbir yazılı antlaşmaya da yer almasa bile adanın kurucu unsurlarından, asli unsurlarından bir tanesidir. Egemen halklarından biridir. Bu 1960 anayasasıyla da çok açık bir şekilde, tartışma dışı bir şekilde olduğu gibi ortaya konmuş bir gerçekliktir. Şimdi buradan baktığımız zaman Yukarı Karabağ konusuyla ikisini karşılaştırdığımızda şu farkı görüyoruz. Yukarı Karabağ konusu 1977 Sovyetler Birliği Anayasası ve 1978 Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası açısından baktığımızda tamamen özellik statüsü hukuken sonlandırılmış, Azerbaycan'ın diğer illerinden hiçbir farkı olmayan Yukarı Karabağ'la ilgili bir konudur ve oranın ne özelliği ne de bir otonom cumhuriyet gibi farklı bir statükosu söz konusudur. Zaten bu konu 10 Kasım 2020 Ateşkes Antlaşması'yla da ortaya konmuştur. Bu sadece bir ateşkes antlaşması değildir. Taraflara aynı zamanda yeni hakları veren, barış antlaşmasına giden kendine özgü yeni bir statüyü de ortaya koyan, mesela Zengezur'daki geçit hakları gibi yeni statüler ortaya koyan bir antlaşmadır. Ve burada da bu statükonun değişmeyeceği, Azerbaycan'ın diğer illeri gibi Yukarı Karabağ bölgesinin de bu çerçevede göz önüne alınması gereken bir Azerbaycan toprağı olduğu teyiden ortaya konmuştur. Oysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki durum farklıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1960 Anayasası'nda da yer aldığı üzere federe devlet ve daha da ötesine giden kurucu unsur olarak devlet kurma hakkına sahip olan Türk halkının iradesiyle ortaya konmuş gerçek bir devlettir ve dayanağını da hem Türk halkının iradesinden almaktadır hem de uluslararası antlaşmalardan almaktadır. Dolayısıyla Azerbaycan tarafının bu konuda hiçbir çekincesinin olmaması gerekir. Yukarı Karabağ konusu Azerbaycan açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak açısından kesinlikle bir kriter değildir. Dolayısıyla ben bu konuda Azerbaycan'ın da daha somut adımlar atacağına yürekten inanıyorum. Kaldı ki 10 Kasım Antlaşması'na giden 44 günlük tarihi 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferin ardından Azerbaycan işgal altındaki topraklarının %70'ini kurtarmıştır. Bu çerçevede çok daha rahat hareket edeceğine inanıyorum. Bunun hemen arkasından Türk Konseyi'nin de adım atması gerektiğini düşünüyorum. Ve tarihi süreç bu hukuki gerçekliği de ortaya koyacaktır. Bu yönde adımlar atılacağına ben inanıyorum. Peki Ferhat Bey, Maraş'ın ikinci açılımıyla birlikte, Maraş'ta yapılan ikinci açılımla birlikte askeri statüden çıkartılan bölgedeki özel mülkler taşınmaz mal komisyonuna başvuran 36 hak sahibi Kıbrıs'ı Rum'a ait. Bu konuyla alakalı olarak, ileriye dönük olarak ne tür bir çalışma gündeme gelebilir? Onu sormak isterim size. Burada o zaman biraz sürece bakalım. Önce Mira Arestis isimli bir Rum, tıpkı Lozidio gibi başvuruda bulundu. Maraş'taki ilk benim tespit edebildiğim başvuru Mira Arestis'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 2005 yılındaki yaptığı başvuruydu. Maraş bölgesindeki özel mülkiyetine konu taşınmazlığı için bu başvuru yaptı. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biraz önce de sizin de çok haklı bir şekilde bahsettiğiniz gibi şartların oluşmadığından bahisle ve buranın da askeri bölge ilan edilmesi de göz önüne alarak bu başvuruyu reddetti. Daha sonra yapılan başvurular da yine Maraş bölgesiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Dolayısıyla bugüne kadar biz askeri bölge statüsü çerçevesinde Lozidio davasından farklı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerindeki topraklardan farklı olarak burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvuruları kabul etmediğini görüyoruz. Maraş'ın bu askeri bölgeyle ilgili statikosu çerçevesinde.
Burada biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1984 yılında aldığı 550 sayılı karara da bakacağız. Bu kararı da göz önüne almamız gerekir. 550 sayılı kararı ben açıkçası daha önce 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Şanlı davasında çok önemli bir yol kat ettiğini ortaya koyan Cumhuriyet ilanının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan 541 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamasına çağrı niteliğindeki karar gibi aslında uluslararası hukuka aykırı olarak görülür. Yani ben 550 sayılı kararda tıpkı 541 sayılı karar gibi hukuken geçersiz bir karar olarak görüyorum. Ve bu karar Birleşmiş Milletler'in müktesebatına ve mevzuatına aykırı bir karardır. Dolayısıyla bizim için bence kriter olmamalı. Fakat yine de baktığımız zaman burada zaten %3,5 bir kısım sanırım burada alınıyor ve burada mülkiyete, özel mülkiyete tabi olmayan bir kısım. Yani özel mülke konu taşınmazların yer aldığı değil, yer almadığı bir kısım söz konusu olduğu için burada yine Toprak Komisyonu Taşınmaz Mal Yasası kapsamında, Taşınmaz Mal Komisyonu kapsamında olmayacaktır. Çünkü zaten burada özel mülkiyet yok. Özel mülkiyet olmadığı için burada bir kamulaştırma 2005 tarihli Taşınmaz Mal Yasası çerçevesinde bir kamulaştırma, bir iskan söz konusu olmadığı için bu %3,5'lık kısım açısından baktığımızda herhangi bir ne bir iade ne de herhangi bir tazminatın söz konusu olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede 550 sayılı karar açısından da baktığımızda herhangi bir hak ihlali zaten söz konusu değil. Bu çerçevede ben hukuken herhangi bir sakınca görmüyorum. Ama dediğim gibi 550 sayılı sayılı karar da ben aslında hukuk temelinde geçerli bir karar olarak görmüyorum. Peki Ferhat Bey, son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin isminin değiştirilerek daha farklı bir noktaya gelmesi konusu tartışması var. Son olarak da o konu hakkındaki görüşlerinizi almak isterim. Bence isim çok önemli değil. Önemli olan Kıbrıs'taki Türk halkının kazanılmış eşit egemen statüsünün korunmasıdır. İsim ikinci plandadır. İsim burada önemli değil. Biz burada merhum Rauf Denktaş'ın haklı davasının yürütülmesini göz önüne almalıyız. Bu kriterler korunduğu sürece isim bence çok önemli değil. Ama buradan Kuzey'in çıkarılmasının da bir takım avantajları olacaktır. Çünkü Kıbrıs Türk halkının adadaki hakları sadece ve sadece, burası bence çok önemli, şu an elinde tuttuğu toprak parçaları veya sahillerden ibaret değildir. Kıbrıs adasının münhasır ekonomik alanlarında, kıta sahanlıklarında, Kıbrıs adası ile ilgili tüm tasarruflarda Kıbrıs Türk halkı egemen, eşit, kurucu bir unsur olarak Rum kesimi gibi eşit haklara sahiptir. Bu çerçevede Kuzey isminin çıkarılması belki güneydeki Kıbrıs'ın münhasır ekonomik alanlarındaki haklarımız açısından da biraz daha açıklayıcı olabilir. Ama dediğim gibi sonuçta 1960 anayasasından, 59-60 anlaşmalarından bugüne gelen Kıbrıs Türk halkının eşit haklarının korunması söz konusudur. Önemli olan bunların korunması. Bu çerçevede Kuzey ibaresinin çıkarılması yararlı olabilir. Çıkarılmasa da zaten kazanmış haklarımız hukuken yürürlüktedir. Bunların korunması söz konusudur. Evet Sayın Azdere, buyurun. Pardon, özür dilerim. Estağfurullah. Bir de vakıf konularına Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın da geçtiğimiz çarşamba günü bahsettiği vakıf malları ile ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim eğer müsaade ederseniz. Tabii ki, buyurun. Şimdi Kıbrıs Rum kesimi devlet olabilmesini, varlığını 1960 anayasasına borçludur. Aynı zamanda 59-60 antlaşmalarına borçludur. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda adada varlığını devam ettiren İngiliz üsleri de yine hukuki varlığını, dayanağını yine 1960 anayasasına, 59-60 antlaşmalarına borçludur. Aynı statüde korunan, aynı şekilde korunan diğer bir mülkiyet hakkı ise efkaf malları, yani vakıf mallarıdır. 1960 Anayasası'nın 110. maddesinde
Ahkamül Efkaf, yani vakıflara ait mallarla ilgili tasarruflarda sadece ve sadece Türk Cemaat Meclisi'nin tasarrufta bulunabileceği açıkça ortaya konmuştur. Ve 1955 tarihli İngiliz idaresi zamanında çıkarılan Fasıl 337 sayılı yasada da efkaflarla ilgili yine Türk cemaatinin ancak tasarrufta bulunabileceğini biz ortaya koymuşuz. Bunu bir hukuki gerçeklik olarak önümüze koymuşuz. Biz bunu hem Kıbrıs Federe Devlet Anayasası'nda hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nda da aynı şekilde konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1880'lerden günümüze kadar kesintisiz bir şekilde korunmuş bir efkaf malları rejimi söz konusudur ve burada hiçbir zaman değişmeyen altın kuralda bu efkaf mallarıyla ilgili ancak ve ancak adadaki Müslüman cemaatin, yani Türk toplumunun, Türk halkının tasarrufta bulunabileceği gerçeğidir. Bu gerçekliğin 550 sayılı karar çerçevesinde feryat eden, haksız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk halkını itham eden son zamandaki tepkilere bakarak ben Birleşmiş Milletler'e şunu çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer bu kadar hassas olduğunuz bir konu söz konusuysa, Güney Kıbrıs'ın kesimindeki Türk efkaf mallarının mevcudiyeti ve korunması ile ilgili de aynı hassasiyeti göstermelerini bekleriz biz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar da bunu çok doğru bir şekilde ifade ettiler. Eğer adadaki Maraş bölgesindeki özel mülklerle ilgili tartışma söz konusu olacaksa, bunun daha da arka planındaki efkaf mallarıyla 3 adet oradaki vakfa ait mallarla ilgili 1960 Anayasası'nın 110. maddesi çerçevesindeki kazanılmış haklara, mülkiyet haklarına da bakmak gerekir. Fakat ben burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özel mülklerle ilgili yapıcı yaklaşımının örnek alınması gereken bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Sayın Ferhat Aznevi, son günlerde Maraş Kıbrıs konusu oldukça hareketli bir döneme girdi. Çok önemli gelişmeler var. Bu konudaki sorularımızı yanıtladınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Bana bu imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bugün bölge bağlantımız için Ankara'ya uzanmıştık ve bölge bağlantımızın da ardından Sabah Haber'de bize ayrılan sürenin sonuna geldik bugün. Gelen hafta pazartesi günü saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden BRT ekranlarında Sabah Haber'de karşınızda olmak dileğiyle diyelim ve şimdi spor turu, ardından da 45 artı programıyla tabii ki yayınımızı sürdürmeye devam edeceğiz bugün de. Ve bugün Baykan Gürses'in konuğu Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay olacak. İyi seyirler dileyelim sizlere ve yeniden karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın. Süper Lig ekiplerinden Cihangir'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Mesarya temsilcisi haftanın 6 günü kendi sahasında çalışmalarına devam ederken takımın teknik direktörü Hasan Burgaç, BRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tabii ki futbolcu için en zor dönem hazırlık dönemi. Ama futbolcu için de en önemli, alınması gereken en önemli dönem diye düşünüyorum. Yaklaşık 1,5 ayda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gayet iyi tempoda, eksiksiz, katılımın iyi olduğu, çalışma arzusunun, enerjisinin ve özverinin yüksek olduğu bir dönemi geride bıraktık. Buradan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Şu an için yani beklediğimden iyi durumdayız. Fiziksel olarak da ve özellikle mental olarak. Yani futbolcu bu futbolsuz dönemden tekrar sahaya getirmek, motive etmek bayağı bir zor. Ama şu an için iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Süper Lig ekiplerinden Hamitköy futbol takımında çalışmalar son sürat devam ediyor. Genç bir kadroyla haftanın 6 günü çalışmalarını kendi sahasında sürdüren Kırmızı Siyahlılar'da
Oyun planı da yavaş yavaş belli oluyor. Hamitköy Teknik Direktörü Ahmet Sakallı sezon hazırlıkları hakkında Beretespor'a açıklamalarda bulundu. Tabii ki biz Haziran ayının başında başlamıştık. 1 Haziran'da başlamıştık antrenmanlarımıza. Şimdi şu an başladığımız hafta 8. haftanın içerisine girmiş olduk. Bugüne kadar 2 hazırlık maçı yaptık. Bazı oyuncuları denedik. Kadromuza yeni isimler katmaya çalışıyoruz. Yani çalışmalarımız iyi gidiyor. Yine genç ve dinamik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Ve hedefimiz tabii ki Süper Lig'de kalıcı olmak. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Geçen yıl Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de kalmayı başardık. Hem de elimizdeki genç profil oyuncu grubuyla bu ligde kalmayı başardık. Yani birçoğu, hatta %99'u altyapıdan gelen oyuncular. Hem altyapıdan gelen oyuncular, bir de Süper Lig deneyimi olmayan oyuncularla Süper Lig'de kalmayı başardık. Bu yıl yine aynı oyuncu grubuyla devam ediyoruz. Yine alttan gelen çok iyi gençlerimiz var. Bunların yanına iyi ve kaliteli abilik yapabilecek isimler katıp yine yolumuza devam edeceğiz. Süper Lig'in önemli ekibi Yompaş Dumlupınar futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Sedat Devecioğlu nezaretinde sürdürüyor. Yompaş Arena'da antrenmanlarına devam eden sarı kırmızılı ekip yoğun katılımla sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. Türkiye bölgesel amatör ligde forma giyen futbolcuların geri dönmesi ve yabancı futbolcu olarak Jonathan Weston'ın kadroya dahil edilmesiyle daha da güçlenen Yompaş Dumlupınar hazırlık maçlarına da Ağustos ayı itibariyle başlayacak. Beretespor'un sorularını yanıtlayan Yompaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu hazırlık süreciyle ilgili bilgiler verdi. Evet, yani geç diğer takımlara göre geç olarak yorumlanabilir ama bizim için ideal bir sürede başladık. Oyuncularımızı bu bir yıllık süre içerisinde dönem dönem antren etme şansı bulduk. Kilolarını, kuvvetlerini veya dayanıklılık veya diğer antropometrik özelliklerini minimum derecede kayıp sağlamaları için elimizden gelen çalışmayı yaptık. Bu bağlamda da 8 haftalık bir hazırlık programladık. İkinci haftanın ikinci günündeyiz ama üçüncü antrenmandayız. Dün çift yaptık. Bu hafta 7 antrenmanımız olacak. Önümüzdeki hafta 3 günlük bir kampımız. Bize göre 5. haftamızda da 16-21 Ağustos tarihleri arasında da bir haftalık bir kampımız olacak yurt içerisinde. Şimdilik iyi gidiyor. Yaş ortalamamız küçük olmasından dolayı oyuncuların enerjisi bir hayli yüksek. Bunu bu sezon boyunca avantaja çevirmek isteyeceğiz. Tabii ki sezon içerisinde tecrübe sıkıntısı yaşayabiliriz. Ama dediğim gibi daha önceki konuşmalarımızda da hep dedik. Bizim 3 yıllık bir hedefimiz var. Her geçen gün bizim için bir gelişim için önemli. O yüzden her günü iyi değerlendirmek istiyoruz. Süper Lig'in önemli ekiplerinden Göçmenköy kamp çalışmalarını tamamladı. Pazartesi günü Girne'de çalışmalara başlayan Kırmızı Lacivertliler sıkı bir tempoda çalışarak kampı tamamladılar. Teknik direktör Hakan Sermaye, Beretespor'a yaptığı açıklamada kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi. Öte yandan birincilik ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği de Girne'de kampa girdi. Kırmızı Siyahlılar pazar gününe kadar kamp yapacak. Son şampiyon Maus Atürk Gücü de hazırlıklarına son sürat devam ederken kamp çalışması yapmaya karar verdi. Sarı Yeşilliler 2 Ağustos pazartesi günü Girne'de kampa girecek ve çalışmalarını burada sürdürecek.